من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Konumuz Hak Teala'nın varlığını ispat metotlarıdır. Mümin kardeşlerim, şimdiye kadarki sohbetlerimize doğru Hak Teala tasavvuru üzerinde durduk ve arz ettik ki eğer insan Hak Teala üzerinde doğru bir tasavvur edinirse ve doğru bir marifet sahibi olursa aslında şunu görecek ki Allah Tebarek ve Teala'nın varlığı bütün varlıklardan daha açıktır. Ve ilk başta Hak Teala'nın varlığını tanıyacak, bilecektir ve marifetine varacak ve diğer varlıkların varlığını, Hak Teala'nın varlığını fark ettikten sonra fark edecektir. Bu yüzden de arz ettik hem Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ve hem Allah Resulü ve Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın buyruklarında Hak Teala'nın varlığında şüphe etmeye yer olmadığı, imkansız olduğu, Allah'ın varlığı inkar etmenin imkansız olduğunu ve aslında Allah Resulü ve Ehl-i Beyt Aleyhisselam Hak Teala'yı bizatihi kendisini tanıyarak, kendisini idrak ederek ve varlığının farkına vararak bilmektedirler dedik. Bike areftuke, seninle seni tanıdım, sen kendini bana tanıttın diyordu İmam Ali Aleyhisselam ve diğer imamlarımız veya İmam Hüseyin Aleyhisselam buyurdular ki olabilir mi ki başka bir varlıkta sende olmayan bir açıklık olsun da ben o açıklık vesilesiyle seni tanımış olayım. Hayır, ben bizatihi seni seninle tanıdım diyordu. Ve keza İmam Ali Aleyhisselam gördüğüm, bildiğim her şeyden önce de onunla beraber de ondan sonra da ilk başta Allah'ı gördüm diyordu. Aslında doğru marifet budur. Gerçekten de mümin kardeşlerim, sonsuz olan bir varlığı tanımamak, idrak etmemek, bilincinde olmamak, farkında olmamak imkansızdır. O her şeyden açıktır. Bu kendi yerinde. Şimdiye kadarki sohbetlerimizde buna dair açıklamada bulunduk. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim ayetlerinden ve arz edeyim ki Allah Resulü ve Ehl-i Beyt'in buyruklarından mümkün olan hadisleri, yani bir demet hadis sunmuş oldu bu konuda. Gereken açıklamayı yaptık. Ancak bu Allah'ın en açık olması ve her şeyden önce Allah'ın idrak edilmiş olması, farkına varılmış olması buna mani değil ki aynı zamanda Hak Teala'yı varlığını ispat eden ayetleri de olsun. Aslında bu bütün varlık alemi, bütün evren baştan sonra Allah'ın varlıklarının nişanesidir. Allah'ın varlığını kanıt etmektedir. Keza inşallah ileride göreceğiz akli metotlar ve deliller Allah'ın varlığını kanıtlamaktadır. Bugünden itibaren mümin kardeşlerim, inşallah Allah'ın varlığını kanıtlayan bir takım metotlar ve deliller üzerinde duracağız. Yani Hak Teala'yı bizatihi kendisiyle tanımaktan öte, bir de Hak Teala'yı delillerle ve nişanelerle tanımaya çalışacağız. İşte mümin kardeşlerim, bu delillerin ilki bizatihi her insanın kendi benliğinde olan, kendi zatında olan, kendi doğasında olan marifettir. Bu fıtrat marifeti. Aslında fıtrat marifeti mümin kardeşlerim, yani
insanla birlikte var olan ve insanın doğasında yerleşik olarak bulunan ve daha sonra bizatihi insanın kendisinin bir öğretiye, bir eğitime, bir eğitime ihtiyacı olmaksızın kendisinde olduğunu fark ettiği bilgiden ibarettir. Yani biz insanlar var olduğumuzda bir takım donanımlarla, bir takım özelliklerle, bir takım vasıflarla birlikte var oluyoruz. Bu varlığın, bu vasıflarımız, bu özelliklerimiz bizim kendi doğamızda bulunmaktadır. Kendi tabiatımızda, kendi varlığımızda, kendi içimizde ve zatımızda bulunmaktadır. Bunları daha sonra fark ediyoruz. İşte insanın kendi doğasında bulunup da daha sonra kendi içinde olduğunu, kendi varlığında, doğasında olduğunu fark ettiği şeylere fıtrat denilir. Olan özelliklere fıtrat denilir. İşte Allah Tebareke ve Teala'nın marifeti de insanın bizatihi kendi doğasında olan marifetlerden birisidir. İnsanın, mesela örnek vereyim bu konuya, bizim içimizde bir takım içgüdüler var. Mesela bunlardan birisi bilinçlenme içgüdüsü. İnsan bilgiden yana, bilgiden hoşlanır, cahillikten nefret eder, bilgiden hoşlanır, bilmek ister. Bu bilmek isteği insanın fıtratında, yaratılışında olan bir özelliktir. Bu insan bilgiden hoşlanmayı, bilmek istemeyi, bu isteği eğitimle elde etmiyor. Dışarıdan insana verilmiyor. İnsanın bizatihi kendi doğasında bulunmaktadır. Veya mesela diyelim ki biz insanlarda belli bir yaşa gelirken bir karşı cinse dair bir ilgi duyarız. Evlilik hayatına geçiş yaparız. Bu içimizden doğan bir özelliktir. Böyle bir özelliği kendimize bizatihi olduğunu fark ediyoruz. Bu bize eğitimle, dışarıdan talkinle, öğretimle, anne babanın eğitimiyle, çevrenin eğitimiyle verilmiyor. Bu insanın kendi doğasında bulunan bir özelliktir. İnsan belli bir yaşa, sınıra geldiğinde bu özelliğinin farkına varıyor. Bu işte insanın doğasında bulunan bu özellik, insanın fıtratında olan özellik deniliyor. Bu örnekleri veriyorum ta Allah'ın marifeti de yine bizim doğamızda, fıtratımızda olan bir marifettir, ona geleceğim. Keza mesela biz herkes kendi fıtratında iyiliği sever, iyilikten yana tavır koyar, kötülükten nefret eder. Bu iyilik sevgisi, güzellik sevgisi, bunlar insanın fıtratında olan bir özelliktir. İnsan bu sevgiyi, bu özelliği eğitimle elde etmiyor. Veya insan kendi doğasında güç sahibi olmak, servet sahibi olmak ister. Yani bu güce ve servete meyil insanın kendi doğasında olan bir özelliktir. Bu insanın fıtratında yerleşik olan bir özelliktir. Bu işte fıtrattır. İşte bizim bugün arz edeceğimiz nokta budur ki insanın Allah'ın varlığına inancı, Allah'ın olduğunun farkında olması, kendisini yaratan bir varlığın bulunduğunun bilincinde olması, bu da insanın doğasında ve fıtratında olan bir bilgidir. İnsan bu bilgiyi dışarıdan, bu inancı dışarıdan eğitimle elde etmiyor. Her insan kendi fıtratında şunun farkındadır ki kendisi yaratılmıştır, bu evren yaratılmıştır ve dolayısıyla bu yaratılmış olan evreni ve kendisini bir yaratan vardır ve bir yaratıcının olduğuna kendi doğasında, fıtratında inanmaktadır. Elbette ki bu inanış belli anlarda, belli zamanlarda daha kendisini net olarak ortaya koyabilir ve bir takım etkenlerle, bir takım şartlar, ortamlarda biraz kendisini göstermeyi renksizleşebilir. Yani bu duygu, bu bilgi, bu anlayış, bu inanış biraz sönük duruma gelebilir. Başka
meşgalelerle meşgul olmak, bu inanışı, bu duada olan, kendi fıtratında olan, kendi içinde, bilincinde, zatında olan bu bilincin farkındalığını azaltabilir. Bu böyledir. Yani o halde biz bugün bunu diyoruz ki, bütün insanlar istisnasız, her insan bizatihi kendi fıtratında böyle bir inanış taşımaktadır. Ki kendisini yaratan vardır, bir yaratılmış olduğunun farkındadır ve yaratanın da olduğunun farkındadır. Ve özellikle bu inanış belli zamanlarda da kendisini daha etkin durumda göstermektedir. Bunu arz edeceğiz. İşte bu yüzdendir ki Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de görüyoruz ki Allah Tebarek ve Teala insanı kendisine inanmaya davet ederken insanı fıtratına yönelmeye davet ediyor. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim ayetlerinde fitratallahilleti feterennase aleyha diye ayeti kerime var. Ben o ayeti kerime geçmeden önce şu noktayı yine izah edeyim. Yani biz dedik ki yani insanın fıtratında, doğasında, tabiatında bu inanış vardır. Maksadımız budur ki insan eğer kendisiyle baş başa kalırsa ve dışarıdan bir takım etkenlerle o fıtratı bozulmazsa ve o fıtratına etki edilmezse kendi doğasıyla farkın baş başa kalan bir insan mutlaka bu inanışının farkında olacaktır. Yani farz edelim eğer bir insan öyle bir ortamda yani bir tek bir alanda dünyaya gelmiş olsun. Yani maksat şudur. İlk dünyaya geldiği andan itibaren hiçbir eğitime tabi olmayan, hiçbir etki altında kalmayan, anne babanın talkini, çevrenin talkını arz edeyim ki eğitimin, öğretimin talkinine maruz kalmayan bir insan, bu insan kendi nasıl ki belli bir alana yani belli bir vücut gelişiminde belli bir süreci geçirdikten sonra kendi doğasında olan bu içgüdülerin mesela bilinçlenme içgüdüsünü ve az edeyim ki mesela karşı cinse ilgi duyma içgüdüsünü ve insanın kemaldan yana, sevgiden yana, güzellikten yana tavrı olduğunu, sevdiğini, bunları istediği içgüdüsünü nasıl ki farkına varıyorsa bu insan aynı zamanda kendisinin yaratıcısı olduğunun da farkına varacaktır ve o yaratıcıya kulluk etmeye yönelecektir. İçinden gelen bu hisle, bu inanışla, bu duyguyla ona inanıp ve itaat edecektir. Bu yüzden de ki Kur'an-ı Kerim'de arz edeyim ki bizi kendisine Hak Teala inanmaya davet ederken ve dinine yönlendirirken bu din öğretisini ve kendisine inanışın insanın doğasında olan, insanın içinden kaynaklanan bir bilinçlenme, bir duygu, bir his olduğunu vurgulamaktadır. Örneğin Hak Teala Rum suresinin 30. ayetinde şöyle buyuruyor. فَاَقِمْ وَجَكَ لِلْد۪ينَ Yönel, yüzünü çevir o dine ki hanifen, tam dost doğru olarak o dine yönel ki o din fitratallahi lleti feterennase. O din Allah'ın insanların fıtratında, doğasında, yaratılışında, zatında yerleştirdiği bir inanıştır, bir bilgidir buyuruyor. La tebdile li halqillah, Allah'ın yaratılışında bir değişim olmaz ki zalike dinul kayyim, işte dost doğru sağlam dinde budur ve bu dine yönel, bu din işte insanın içinden gelen bu ses, bu inanış insanın fıtratındadır, Allah Teala buyuruyor. Veya diğer bir ayeti kerimede Ra'd suresinin 28. ayetinde Allah Tebarek ve Teala insanın kalbinin ancak Allah'ı anmakla
güven hissedine ulaştığını, ta bizatihi Hak Teala'ya yönelmemiş, ona tutunmamış, onun farkında olmayan bütün kalplerde bir çeşit ıstırabın, stresin ve güvensizliğin olduğunu buyuruyor. Ancak kalp öyle ki Hak Teala'ya yönelince, ona inanınca, onun farkına varınca tam manasıyla kendisini bir güvende hissediyor buyuruyor Allah Teala. Buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ İşte o iman edenler ki Allah'ı anmakla onların kalbi güven bulur, güvence hissediyorlar, kendilerini güvende hissediyorlar. Artık ıstıraptan, korkudan, endişeden kurtulmuş hissediyorlar kendilerini. İşte bundan nedendir? Çünkü bu kalpte olan bu inanışı farkına varınca işte bu inanç kendisinde, kendi içinde olan insanın kalbi, insanın ruhu, kendi doğasında olan bu inanışın Allah'ın varlığının bilincinde olmanın farkına varınca kendisini güvende hissediyor. Ta bu bilinç buna teveccüh etmemiştir, ıstırap içerisindedir. İşte kalpler Allah'ı anmakla güvene kavuşur diyor Allah Teala. Ya diğer bir ayet-i kerimede Ali İmran suresinin 83. ayetinde Allah Teala buyuruyor ki bütün varlık alemi, bütün kalpler aslında ona teslimdir. Yani olabilir mi ki bir kalp, bir insan o sonsuz her şeyi kuşatmış olan varlığa teslim olmasın? Efe gayre dinillah yebgun. Allah'ın dininden başka bir inanç mı arıyorlar? وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde olan her şey ona teslimdir. Mümin kardeşlerim, göklerde ve yerde olan, sonlu olan bütün varlıklar, kendisi ister büyük ister küçük mutlaka sonludur. Sonlu olan bir varlık neye teslimdir, neyin karşısında teslim, yani varlığını neden almaktadır? O sonsuz varlıktan, dolayısıyla o sonsuz varlık karşısında ona teslim olmuştur. İster istesin, ister istemesin. Ona inanmak zorundadır, ister istesin, istemesin. İşte bu az edeyim ki kalbin o sonsuz varlığa inancının farkında oluşu ki ona inanıyor, isteyerek de istemeyerek de ondan kendisini az edeyim ki uzakta hissedemez, ondan kopuk hissedemez. Olabilir mi ki sonlu bir varlık sonsuz bir varlığa dayanmaksızın, ondan medet almaksızın, ondan varlığını almaksızın olabilir mi ki kendi başına var olabilsin? Mümkün değil. Dolayısıyla sonlu olan bütün varlıklar mutlaka dayanakları, asılları, kökleri, varlıklarını aldıkları o sonsuz varlığa kendilerini teslim olarak görüyorlar ve onun bilinci farkındadırlar. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim buyurdu ki bu inanış, bu sonsuz varlığın bilincinde olmak ve sonsuz varlığa teslimiyet göstermek ve sonsuz varlığı anmakla güvencede olmak. Çünkü her sınırlı varlık insana güvence veremez. Ne kadar büyük ve ne kadar mesela diyelim ki azametli olsa sonlu bir varlığın nihayetinde gücünün yetersizliği farkında olunacaktır. Ve dolayısıyla o mutlak bir güvence insana veremiyor. Hangi varlık insanda mutlak itminanı yaratabilir? Artık endişeyi tamamıyla giderebilir ancak sonsuz varlık. İnsan kendisini o sonsuz varlığa dayalı olduğunu hissedince mutlak anlamda güvenceyi kendisinde hissediyor. Mutlak anlamda bir itminan duygusu insanda hasıl olmuş oluyor. Bu yüzdendir ki Peygamberimiz de bütün insanların aslında bu bilinçle
yaratılmış olduklarını, bütün insanların kalplerinin ve ruhlarının bu duygu ve bu hissi kendi içlerinde barındırdıklarını hadis-i şerifinde şöyle anlatmıştır. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki, kullu mevludin yuledu alel fitre. Dünyaya her gelen her çocuk mutlaka ilahi marifet fıtratı doğası üzerine yaratılır. Ancak bu fıtrat, bu bilinç, bu duygudan, bu histen onu daha sonra saptıran innema ebevahu yuhabbidanihi ve yunessiranihi, anne babasıdır ve çevresidir ki daha sonra ondan bu itminanı, bu bilinci bir şekilde zayıflamasına ve alınmasına sebep oluyorlar. Yani onu daha bu Allah'ın varlığının bilincinde olmaktan onu alıkoyan daha sonraki eğitimdir. Yani eğer daha sonraki yanlış eğitim olmazsa, yani Peygamberimiz ne buyuruyor? Demek ki insan tek olan yaratıcının bilinciyle var olmaktadır. Bu bilinçten onu alıkoyan nedir? Daha onun anne babasıdır ilk başta. Kendi ailesidir ki yanlış eğitimle çocuktan bu duygunun zayıflamasına sebep oluyorlar. Ve daha sonra içinde bulunduğu ortamdaki almış olduğu, eğitimdeki almış olduğu yanlış eğitimle bu duygu bir şekilde zayıflatılıyor ve bastırılıyor. Ama bütünüyle yok edilemiyor nihayetinde. Bu duygu zayıflamış olsa bile insanın içerisinde kalacaktır. Yine Peygamberimiz Ehl-i Beyt imamlarından İmam-ı Sadık aleyhisselama Kur'an-ı Kerim'den demin okuduğum fıtratallah illeti feteren nase aleyhi ayeti sorulunca İmam-ı Sadık aleyhisselam şu cevabı vermektedir. Ki hangi ayetiydi? Arz edeyim ki Rum suresinin 30. ayetini İmam-ı Sadık aleyhisselama soruyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Tebareke Teala buyuruyor ki Allah'ın fıtratı üzere yarattığı bu fıtrattan maksat nedir diye sorunca İmam-ı Sadık aleyhisselam cevapta diyor ki feterahum cemiyen ale tevhid. Yani maksat budur ki bütün insanların doğasında yaratıcının tek olduğu bilgisini Allah koymuştur. Bu bilgi onların doğasında yer almıştır. Yine aynı şekilde İmam-ı Sadık aleyhisselama aynı ayeti kerimeyi sorulunca yine bir başka buyruğunda şöyle buyurmuş. Buyuruyor ki hiyel İslam, Allah'ın insanların doğasında koymuş olduğu marifet ve bilgi o İslam'ın tevhid bilgisidir. Feterahum, onların doğasında bunu yerleşmiştir. Ne zaman? Hine ehaza mithaqahum ala tevhid. O zaman ki o onlardan tevhid üzere ahd alınca. Mümin kardeşlerim, Allah Tebarek ve Teala Araf suresinin 172. ayetinde buyuruyor ki biz insanları yaratırken bu dünyaya gelmezden önce onları ruh dünyasında, ruh aleminde onlardan ahitleştik marifet üzere. Elestu bi rabbikum. O zaman Allah Teala bizlere kendi benliğimizin farkında kılınca bize soruyor ki elestu bi rabbikum, ikrar etmiyor musunuz benim sizin Rabbiniz olduğuma? Hepsi ikrar ediyoruz orada. Galu bela, hepsi evet de sen bizim Rabbimizsin diye bu ikrarda bulunmuşuzdur. İşte bu ikrar bizim o ruh aleminde yaratılırken ruhumuza yerleştirilen bir ikrar ve inanç ve bilinçtir. Dünyaya gelince işte dünyadaki şartlar ortamında, az edeyim ki bulunduğumuz ortamlara, şartlara göre bir kısmımız bu oradan almış olduğumuz bu bilinç üzere yine hayatımızı, daha bilgilerimizi, bilgi ufkumuzu kazandığımız bilgilerle de destekleyerek geliştiriyoruz. Bir kısmımız ise aldığımız yanlış eğitim ve bilgi sonucunda o bilgiyi ki fıtratımızda vardır, onu bastırıyoruz ama yok edemiyoruz. Yine az edeyim ki
Bu Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hac suresinin 31. ayetinde hunefa'a gayre müşrikin, hunefa'a lillah gayre müşrikin, Allah'a tertemiz olarak tam bir teveccühle yönelin, ona şirk koşmaksızın ayeti kerimesinin tefsirinde İmam Sadık Aleyhisselam biliyor ki bu Allah Tebarek ve Teala'nın burada o hanif, İmam'a soruyor ki mel hanefiyye, bu ayeti kerimde Allah diyor ki düzgün, doğru bir şekilde eğrilik olmaksızın yönelin Allah'a şirk koşmayarak, bu eğrilik olmayan yönelişten maksat nedir diye sorunca imam buyuruyor ki hiyel fitretülleti feteren nase aleyha, insanların doğasında yerleştirmiş olduğu o Allah'ın marifetidir. Feterallahul halqa ala marif, Allah Teala insanları kendi marifeti üzere yaratmıştır ve o ancak o insanlar bu dünyaya gelince oradaki o ikrarlarını, o bilgilerini, yapıldığı ortamı unutuyorlar. Ama o bilgi yerleşik olarak onların ruhlarında yer almıştır. Evet mümin kardeşlerim, işte bu hadislerde de gördük ki Allah Tebarek ve Teala'nın marifeti, Allah Resulü da, Ehl-i Beyt imamları da böyle buyuruyorlar ki bu bizim kendi doğamızda, kendimizle, kendi benliğimizle birlikte taşımış olduğumuz bir bilgidir. Bu bizimle beraber vardır. Ancak bu bilgi, arz edeyim ki zaman ve ortam şartlarına göre zayıflayabiliyor ama asla yok olmaz. Bu bilgi özellikle belli zamanlarda, belli anlarda kendisini belirgin olarak ortaya koymaktadır. Ve işte bir ara verme zamanımız gelmiştir. Bu bilginin özellikle insanın bilinç dünyasına etkin olarak ortaya çıkacağı zaman ve şartları inşallah aradan sonra devam ederek arz edeceğizdir. Aradan sonra görüşmek üzere. Evet aziz izleyiciler, dedik ki Hak Teala'nın marifeti ve Allah'a inanış aslında her insanın fıtratında ve doğasında yer alan bir inanış ve bilgidir. Ancak şunu da arz ettik ki bu bilgi bütün insanların doğasında olmasına rağmen sonradan almış olduğu yanlış eğitimler ve bulunmuş olduğu ortamlar ve karşısına çıkan maşgaleler sonucunda bu bilincin ve bilginin zayıflaması ve farkındalığının azalması da mümkündür. Hatta şöyle bir olabilir ki bir insan bu yanlış eğitim sonucu büsbütün bu bilincinin artık bu bilincinden gaflet etmiş olabilir ve o yanlış bilgi almış olduğu eğitim ve bilgi sonucunda Hak Teala kendi fıtratında olan bu inanışını inkar bile edebilir dilinde ve sözlerinde. İnkarcılığa gidebilir. Ama bu bütün buna rağmen nasıl ki insanın diğer fıtratında olan özellikleri her hal şartlarda aynı durumda değil, belli şartlarda daha belirgin duruma gelmektedir. Bu özelliği de özellik insanın belli şartlarda ön plana çıkmaktadır. Hatta o inkarcılar bile o şartlarda bu içlerinden gelen bu inanışa yönelip ve Allah'ın varlığının farkına varmaktadırlar. O hangi şart? İnsanın çaresizlik yaşayacağı şartlardır. İnsan büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığı, felaketlerle karşı karşıya kaldığı, büyük sıkıntılara düştüğü, artık çaresizlik içerisinde kıvrıldığı zamanlar. Örneğin
arz edeyim ki bir büyük depremle karşı karşıya kaldığında veyahut büyük bir çok çaresiz bir hastalığa yakalandığı zaman veyahut arz edeyim ki örneğin uçaktayken uçağı artık tehlike yara duruma düşüp de düşme uçağın mesela bir fenli bir arıza sonucunda artık o uçağın tehlikeye durumuna geçtiği anlarda içimden gelen sesle veya mesela gemide bir yolculuk yaparken büyük dalgalarla karşı karşı kalıp da gemisinin gark olma, batma tehlikesi yaşadığı anlarda içimden gelen o duyguya yönelip o zaman bakarsın ki bu insanı ki o geniş ortamlarda ve az edeyim kendisini tehlikede hissetmediği zamanlarda inkarcılıkta bulunan o insan o anda içinden gelen o sese kulak vermek ve Allah'a çağırmaya başlar. Beni kurtar diye ona yakarmaya başlar. O en inatçı inkarcılar bile o çaresizlik, o son mesela artık bütün doktorların cevap verdiği, çaren yoktur dediği bir hastalığa yakalandığında bakıyorsun ki içinden gelen sesle yalvarmaya başlıyor Rabbine. Bana şifa ver demeye başlıyor. İşte bu duyguların yani bu inanışın işte bu zamanda özellikle kendisini belirgin olarak ortaya çıkardığını görmekteyiz. Bu dolayısıyla evet mümin kardeşlerim bu şiddetle, sıkıntıyla, zorlukla karşı karşıya kalmak işte insana doğasında olan o bilinci, o bilgiyi, o marifeti hatırlatıyor. Nasıl ki diğer hisleri de, diğer duyguları da, diğer özellikleri de böyledir. İnsan mesela güzellik sevgisi veyahut da bilinçlenme sevgisi, bilgi sevgisi, insan gaflet edebilir bundan. Ama bakıyorsun ki belli bir ortamda bilgi, marifet ortamında yer alınca hemen bu duygusu ön plana çıkabiliyor. Demek ki olabilir ki insanın doğasında olan, fıtratında olan bir duygu, bir his, bir bilinç belli şartlarda biraz üzeri kapatılabilir, tozlanabilir. Ama öyle ki o şartlar, onun üzerine toz konduran, o kapatan şartlar ortadan kalkınca hemen kendisini ortaya çıkarmaktadır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de de biz görüyoruz ki Hak Teala bu özelliğe işaret etmiştir. Özellikle insanlara bunu vurgulamıştır ki sizler öyle ki zor şartlar altında kaldığınızda bana yöneliyorsunuz, beni hatırlıyorsunuz. Bu içinizden gelen sese cevap vermek durumunda kalıyorsunuz. Bakınız Allah Tebareke ve Teala şöyle buyuruyor. Huvellezî yuseyyirukum fil berri vel bahr. O Allah'tır ki sizi karada ve denizde varlığınızı verip de sizi hareket ettiren Allah'tır. Hatta izâ kuntum fil fulk ve cereyne bihim bi rihin tayyibe. O zaman ki sizler bir gemiye bindiniz. O gemide güzel bir esintiyle hareket ediyordunuz. Bu hareketiniz, bu güzel ahenkli hareketinizde sevinç, huzur yaşıyordunuz. Ca'et rihun asifin. Bunun ardından şiddetli bir fırtına gelince ve ca'ahumul mevcu min kulli mekan. Dalgalar geminizi her taraftan sarınca ve zannu ennehu muhita bihim. Ve bunun farkına yani böyle bir duygu hisse kapıldığınızda ki artık bir kurtuluş bize mümkün değil. Gemimiz batacak hissine kapılınca de'evullaha muhlisine lehuddin. Orada Allah'a yönelirler. Halis bir kalple Allah'a çağırırlar. Le'in enceytena min hazihi lenekunenne mineşşakirin. Eğer bizi kurtarırsan bu tehlikeden şükredenlerden olacağız. İşte mümin kardeşlerim Yunus suresinin 22 ve 23. ayetinde bu ayeti kerime bu tehlike anında bizim Hak Teala'ya yönelişimizi hatırlatmaktadır. Diğer bir ayeti kerime yine Enkebut suresinde aynı
anlamı. Fe izâ rekubu fil fulk de'avullaha muhlisin. Öyle ki gemide oldular ve artık risk büyük olduğunu görünce Allah'a yönelirler ve onu halis kalple çağırmaya başlıyorlar. Ama onları karaya çıkarıp da kendilerini güvende hissedince, o normal şartlarına dönünce artık o dünyevi maşgaleler onları Allah'ın çağırmaktan gaflete itebiliyor. Allah'a şirk koşmaya başlıyorlar. Ya yine arz edeyim ki Lokman suresinin 32. ayetinde buna benzer. Ve izâ gâşiyehum mevcun keddülel. Dağ gibi dalgalar, ya büyük bulutlar gibi dalgalar onları sarınca her taraftan Allah'a yönelirler ve Allah'ı çağırmaya başlıyorlar ki ama onları karaya çıkarınca, güvene kavuşturunca bir kısmı doğru yolu izlerken bir kısmı da Allah'ın ayetleri, nişanelerini inkar etmeye başlıyorlar. Bunun gibi mümin kardeşlerim ayetler çoktur ki yine Hak Teala Yunus suresinin 12. ayetinde bu anlamı bize hatırlatıyor. Ve izâ messel insanu dur. İnsana büyük bir zarar dokunduğunda, tehlike dokunduğunda, büyük bir hastalık geçirdiğinde ve benzerinde işte o insan kendisi Allah'a yönelir. Yatarken, otururken, kalkarken Allah'ı çağırmaya başlıyor. Diyor ki eğer bu sıkıntıdan beni kurtarırsan ben sana yöneleceğim demeye başlıyor. İnkarcı olan bir insan da o anda Allah'a çağırmaya başlıyor. İşte bu kalbinde olan o marifetten kaynaklanmaktadır. Mümin kardeşlerim aynı bunun benzeri ayetler çoktur. Ben bu ayetlerde sadece örnekler verdim ki bakınız insanın bu doğasında olan inanış tehlike anında özellikle insanın o bilinç duygusuna, bilinç boyutuna, ruhunun o bilinç boyutuna kendisini daha açık olarak getirmekte ve insan bunun farkına varıp da Allah'a yönelmektedir. Bunu Kur'an-ı Kerim ayetleri bize vurgulamıştır. Aynı şeyler, aynı bu anlam hadislerimizde de işlendiğini görmekteyiz. Örneğin bir şahıs geliyor İmam-ı Sadık Aleyhisselam'ın huzuruna. Diyor ki, ey peygamberin oğlu, bana Allah'ın varlığını ispat et. Allah'ın varlığını bana kanıtlamaya çalış. Ama çok o taraf bu tarafa akıl delillere de yönlendirme. Onlar bana ağır geliyor. Bana yani kısa yoldan inanabileceğim bir Allah'ın varlığının farkına varabileceğim bir yol, bir iz bana, bir yöntem bana öğret deyince İmam Sadık Aleyhisselam aynen bu yöntemi ona hatırlatıyor. Ona soruyor ki ey Allah'ın kulu hiç gemiye binip de gemiyle yolculuğun oldu mu? Diyor ki elbette. Hiç o gemiden yolculuk yaptığınızda geminizin tehlikeye geçirdiği, batma tehlikesi geçirdiği oldu mu ki o öyle bir endişe korkuya kapılasınız ki artık sizi kurtarabilecek ne bir yüzücü var çevrede ne bir başka bir gemi var. Geminizdir. Geminizde tehlike, batma tehlikesi geçiriyor ve sizin artık batmanız an meselesidir. Böyle bir tehlike yaşadınız mı? Diyor diye sordu o şahsa. Şahs dedi evet ya imam ben böyle bir tehlike yaşadım. O zaman diyor ki acaba o zamanda فَهَلْ تَعَلَّقَ قَلْبُكَ هُنَاكَ اَنَّ شَيْئًا مِنَ الْاَشْيَا قَادِرٌ عَلَى اَنْ يُخْلِسَكَ مِنْ وَرْتَتِكَ. O zaman kalbinde böyle bir his oluştu mu ki bu tehlike anında beni bu tehlikeden kurtaran bir güç var. O güç beni, o güce yönelmeliyim. O güçten yardım dilemeliyim. Ve o gücden kendimi bu tehlikeden kurtarmasını istemeliyim diye bir his, bir duygu içimde oluştu mu? Diyor elbette böyle bir şey o anda içimden geldi bir yalvarma, yakarma hissi geldi ki beni kurtar diye, çağırayım diye. İşte imam buyurdu ki o gücü ki sen
o anda kalbine geldi, seni kurtaracak bir güç var bu anda bu tehlikeden. İşte o güç Allah'tır ki el-kadiru alel-incar heysu la munciye. O Allah'tır ki başka kurtarıcının artık olmadığı, her şeyden, her türlü sebeplerden ümit kesildiği zamanda ve yardımcının artık başka bir yardımcının olmadığı, başka bir imdat edenin, medet insanı imdat ulaştırabilecek bir varlığın bulunmadığı zamanda insana imdat ulaştıracak, insana yardım kavuş, insana yardım edecek o güç ki insanın içimden o hisle onun farkına varıyor, işte o güç Allah Tebarek ve Teala'dır. Aynı şekilde başka bir şahıs yine aynı İmam-ı Sadık Aleyhisselam'a bunu soruyor. Diyor ki meddelin alallah, Allah'ın varlığına delil nedir? Hangi delille, hangi metotla Allah'ın varlığını ispat edersin bana? Ancak diyor ki, bana Allah'ın varlığını ispat ederken, bana alemdeki cevherden, arazden, bu alemdeki varlıkların teşidinden, türünden, bu gibi akli delillere de getirme. Başka bir şey ki benim, yani anlayabileceğim bir metot benim önüme koy deyince, aynı şekilde İmam Sadık Aleyhisselam görüyoruz ki o şahsa da yine aynı soruyu yönlendirmiştir. Diyor ki denizde yolculuğa çıktın mı? Acaba denizde yolculuk yaparken fırtınaya kapıldınız mı ki inqata araca'uke minel merkeb vel mellahin? Öyle bir fırtına ki artık geminizden de artık başka yüzücülerden de insanlardan da ümidinizi kesecek bir fırtınayla karşı karşıya kaldınız mı? Dedi evet, öyle bir sıkıntı yaşadım. O zaman acaba kalbinde böyle bir his oluştu mu bu anda? Beni kurtaracak bir güç var benimle beraber. Böyle bir his oluştu mu kalbinde? Dedi elbette oluştu. İşte İmam Sadık Aleyhisselam diyor ki o sıkıntı anda kalbinizin yöneldiği, yardım istediği, beni kurtar dediği, çağrı yönelip de yakardığınız o güç, işte o Allah'tır ki sizi o sıkıntı anlarında, artık kendinizi tehlikede hissettiğiniz anlarda, güvenliğinizin gittiği anlarda, artık başka bir yardımcının bulunmadığı anlarda size yardım edebileceğini hissettiğiniz o varlık Allah Tebarek ve Teala'dır ki buyuruyor ki ve izâ messekumul dur fil bahr dalle men tedillâ. O Allah'tır ki diyor ki gemide, denizde sıkıntıya kapıldığınızda veya başka zamanda tehlikeye düştüğünüzde Allah'tan başkasını yardıma çağırmazsınız. İşte o içinizden gelen o duygu Allah'ın sizin fıtratınızda koymuş olduğu bu duygudur ki o içinizde olan bilinçtir, inanıştır. O sizin kendi fıtratınızda vardır. Elbette mümin kardeşlerim bu fıtratımızda olan bu bilinci bir takım özelliklerine de dikkat çekmemiz lazım. O da şudur ki insanın fıtratında olan, doğasında olan bir özellik, bir duygu, bir his, bir bilinç bu yöresel olamaz. Kişisel olamaz. Bir kişide olup diğerinde olamaz. Zaman ve mekan şartlarıyla tümüyle ortadan kaldırılamaz. Elbette zayıflatılabilir, gaflete düşürülebilir ama yok edilemez. İşte bu yüzden ki biz görüyoruz ki insanın doğasında olan bu özellikler evrenseldir. Allah'a inanış da evrenseldir. Bütün insanlıkla beraberdir. İlk insandan son insana kadar. Evrenin, dünyanın her yeresinde, her yöresinde, her toplumunda, her insanında bu inanışın izini bulmaktayız. Eğer bu dıştan, insanın dışından gelen bir öğreti olsaydı, insanın doğasında olmayan, insana eğitimle verilen bir inanış olsaydı, bu yöresel olabilirdi. Ve sürekli olmazdı. Bakınız aziz kardeşlerim, insanın elbiseye olan ihtiyacı, insanın doğasında olan bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla bütün insanlarda bu ihtiyaç vardır. Bütün insan mutlaka giyinmek ister. Ama giyimin türü nasıl olacaktır acaba? Bu giyimin çeşidi, modeli
nasıldır? Bu insanın doğasında olan değildir. Bu insanın sonradan edindiği bilgiye, şartlara, zamanlara göre değişebiliyor. Bu yüzden bakıyorsunuz ki bir giyinmek hissi bütün insanlıkta olduğu halde giyinmenin çeşidi bütün insanlıkta aynı değildir. Yöreseldir, bir yöreye göre değişebilir. Bir zamanda bu giysi, bu türü, bu modeli giyilebilir. Başka bir zamanda o modelden vazgeçilebilir ve farklılık taşıyabilir. İşte bu bu yüzdendir ki görüyoruz ki Allah'a inanış insanın doğasında olan bir inanış olduğundan dolayıdır ki yöresel değildir. Zamanla değişmez. Bir zamanda olup da diğer bir zamanda ortadan kalkmaz. Bütün zamanlarda, geçmişte ve gelecekte ve şimdi, bütün insanların doğasında yer almış olan bir bilgidir. İşte doğada olan özellik budur. Nasıl ki bilinçlenme içgüdüsü öyledir. Bütün insanlıkta var. Güzellikten yana olmak hissi bütün insanlıkta var. İyilikten yana olmak hissi bütün insanlıkta var. Yöresel değil. Bölgeden bölgeye değişmiyor. Zamanla sınırlı değildir, mekanla sınırlı değildir. İşte inanış da böyledir mümin kardeşlerim. İşte mümin kardeşlerim bir bugün Allah'ın varlığını ispat eden metotlardan bir ilki olarak insanın doğasında olan o bilinç, bilince işaret etmiş olduk. Dedik ki aslında bu inanış bütün insanlığın kendi içinde doğasında olan bir inanıştır ve dolayısıyla bu yüzden de evrenseldir. Zamanla sınırlı değildir, mekanla sınırlı değildir. Ama aynı zamanda buna vurguladık ki fıtrı olan, insanın doğasında olan bir hakikat, bir özellik öyle değil ki bütün şartlarda aynı durumda olsun. Evet, şartlara göre farklılık arz edebilir. Bazen ön plana çıkabilir. Bazen çok belirgin olabilir, bazen çok hissedilir olabilir, bazen de az edeyim ki örtülebilir, gaflete düşürülebilir, hissi az olabilir, insan onu tam manasıyla bilincinde farkında olmayabilir. Hatta yanlış eğitimle onu zahirde inkara bile kalkabilir ama bu bilinci doğasından silemez. O bilinç nihayetinde o kendisine uygun bir ortam gördüğünde kendisini mutlaka gösterir. Nitekim gördük ki Allah'a inanmak, ona yönelmek, onun farkında olmak özellikle darlık zamanlarında, yokluk zamanlarında, sıkıntı zamanlarında insanın ön plana doğasında, bilincinde ön plana çıkmaktadır ve kendisini göstermektedir. Böylece mümin kardeşlerim bu delille bir Allah Teala'nın varlığını ispat eden metotların ilkini arz etmiş olduk. Bundan sonraki metotlarda ortaya koyacağımız yani şunu yine vurgulamak durumundayım. Allah'ın varlığı en açık varlık olmakla birlikte bununla çelişmiyor ki aynı zamanda Allah'ın nişaneleri, ayetleri, mahlukatı da ona delil olsun ve mahlukatında bu yerleştirdiği özellikler de onun varlığının delili olsun. Biz bugün fıtrat delili üzerinde kısaca durmuş olduk. Bundan sonra inşallah Allah'ın varlığını ispat edecek akli deliller ve Allah'ın varlık alemindeki, evrendeki yerleştirmiş olduğu nişaneler üzerinde duracağız. İnşallah bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere siz değerli izleyicileri Allah Teala'ya emanet ediyorum. Allah Teala cümlemizin inşallah inancını güçlendirsin, bizi kendisine halis olan kullardan eylesin diyorum. Saygılar sunuyorum.